arkadaşlar. Kırmızı Kepe hoş geldiniz. Türkiye ile Zorlu Hedefler serimizin 7. bölümüyle karşınızdayım. Haydi bu sefer konuşmadan biraz marşa kulak verin arkadaşlar. Hep beraber söyleyin, eşlik edin, biraz keyfiniz yerinde gelsin. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Arkadaşlar tekrar merhaba. Sanki bir yere gitmiş gibiyim değil mi? Ama ben bu marşı duyduğum zaman gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Ve inanılmaz bir mutluluk içimi sarıyor arkadaşlar. Bilmiyorum siz neler hissediyorsunuz ama benim için gerçekten çok önemli. Evet. 7. bölümde karşınızdayım. Kadromu ayarladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi defansta Serdar Aziz, orta alanda Nuri, ileride Arda ve forvette Mevlüt. Bir arkadaş yorum yazmış. Kimin yazdığı tam aklımda değil ama okumuştum. Abi Mevlüt Türk değil mi? Niye Mevlüt'ü oynatmıyorsun filan demiş. Bu kadar tepki vermeni anlamadım arkadaşım ama zaten Mevlüt kadromuzdaydı. Hiç oynatma fırsatım olmamıştı. Senin için Mevlüt'e şu anda şans tanıyorum izliyorsan. Haydi zaman kaybetmeden maçımıza girelim. Türkiye mağlup edilemiyor. Bakalım bu bölümde neler olacak. Division 8'deyiz. 2-2 başladık. Deplasmandayız. Beyaz formamızda sahadayız. Rakip de hazır. Biz de hazırız. Başarılar Türkiye. Rating 82. Uyum %100. Ama hiç kimseden korkumuz yok. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Haydi bakalım Türkiye Krasnodar FC karşısında bakalım neler yapacak. Hakem son hazırlıklarını yaptı, düdüğünü çaldı ve Türkiye ofansif bir futbolla maça başlıyor. Çok güzel bir atmosfer, çok güzel bir top. Haydi başarılar Türkiye. Caner, her şey çok güzel. Futbol için her şey elverişli. Bakalım Türkiye ne yapacak. Serdar topu kaptırdı. Uzun bir top. Aman anlaşmazlıklar. Tolga'nın o çıkıp topu çıkıp alması gerekiyordu ama almadı nedense. Haydi devam ediyoruz. Sterling çok hızlı bir oyuncu. Sağ kanatta rakibin sağ kanadında ama orada Caner var. Hakem faul verdi. Ve sarı kart göreceğiz herhalde. Uyardı. Bir daha görürsem affetmem dedi. Haydi bakalım. Direkt kaleye. Rakip bizi zorlayacak gibi arkadaşlar. Rakip bizi zorlayacak gibi bakalım. Kapatın çocuklar kapatın. Aman aman Tolga, bravo Tolga. Haydi Türkiye. Arda pasını verdi. Oğuzhan Özyakup Mevlüt'e müthiş bir pas. Mevlüt indirir mi? Mevlüt indirdi. Mevlüt kaleye doğru sokuldu. Bekletmeden vuruş kaleci. De Gea. Güzel bir pozisyon. Biz heyecanlandıkça pozisyonların önemi ve zevki de artıyor arkadaşlar. Haydi Caner indirdi. Semih Kaya, Nuri Şahin. Arkadaşlar Türkiye serisini biraz gecikmeli çekiyorum. Yani her gün bölüm atmıyorum. Bundan sonra her günde bölüm atmamaya karar verdim. Çünkü müsait olduğum zamanlarda spikerlik yaparak coşkulu bir şekilde bölüm çekmek istiyorum. Bu seyir zevkini daha da yükseltiyor. Zorlama işler olmasını istemiyorum. Haydi, haydi Mevlüt. Kaleyi yoklamış daha az önce. Topu kaptırdı Serdar Aziz. Nuri Şahin bekletmedi. Ver kaç. Mevlüt gitti. Arda'ya doğru indirdiler. Arda pasını verdi daha doğrusu ama. Valencia. Haydi çocuklar. Haydi Türkiye. Bu maçı da alma gücümüz var. Güveniyoruz. Güzel paslaşmalar. Oğuzhan pasını verdi. Ah Oğuzhan ah. Türkiye'nin en büyük özelliği pres arkadaşlar, işte bu kadar. Rakibe top oynatmamamız lazım.
Presinle sonuç getirdi. Mevlüt önü atladı. Mevlüt pasını verdi. Mevlüt kaleciyle karşı karşıya. Mevlüt aşağısı boş. Ver pasını. Bomboş kale. Yapmayın çocuklar. Haydi rakibi boğduk. Rakibi pozisyon şansı vermememiz lazım. Sterling. Caner kayarsa sarı yer. Bravo Arda. Defansa kadar geldi. Arda uzat ayağını. Semih sektirdi. Aman riskli toplar. Oğuzhan. Mevlüt. Gökhan Töre pasını verdi. Alper Potuk çok süratli. Alper topu ayağına aldığında 3-4 kişiyi geçebilecek kapasitede bir futbolcu. Gökhan Töre yine Berkaç denemeleri. Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç anlaşması. Alper ortasını yaptı. Haydi pres. Haydi çocuklar. Haydi Türkiye. Rakibi kendi yarı sahasına hapsettik ama kontra ataklardan çok tehlikeli pozisyonlar yiyebiliriz kalemizde. O pozisyonlardan biri. Sıfıra indi. Aman 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 çocuklar aman. Wayne Rooney korneri kullanacak. Bekletmeden içeriye. Aman çocuklar. Haydi Mevlüt. Top Mevlüt'ün ayağında şimdi. Mevlüt Erdinç. Mevlüt. Mevlüt yanlış yere ama rakibin belki beklemeyeceğini düşündü. Aman aman. Oldukça şans çıkması orada. Hata olmasın. Bravo Serdar. Bravo Alper. Bravo Mevlüt. Bravo çocuklar. Haydi Nuri Şahin. Arda çalımını atmaya çalıştı ama topu kaptırdı. Kaleye bravo. Bravo Nuri Şahin. Dakika 28. Ortada bir futbol. Her an her şey olabilir bu maçta. Rakip güçlü. Artık yavaş yavaş ciddi rakipler de karşımıza çıkıyor arkadaşlar. O yüzden galibiyet serimiz sona erebilir ama biz umutluyuz. Arda hızlı kullandı. Haydi Nuri. Nuri Şahin. Plaseli... Plaseleri var diyecektim ama çok kötü, gerçekten çok kötü. Ah Mevlüt kaleci de karşı karşıya vursa belki gol olacaktı. Daha garantiye alıp pas verdi ama maalesef son anda defans araya girdi. Haydi pres. Bravo Gökhan Gönül. Gökhan Töre. Şimdi Gökhan Töre'nin ayağında. Oğuzhan'dan pas Gökhan Töre'ye. Gökhan kafasını kaldırdı, baktı. Mevlüt içeride, Arda'ya doğru. Arda kafa, kaleci de heya yine. Biraz daha yüksekten gitse Türkiye golü bulacaktı Arda'yla. Haydi pres çocuklar. Haydi en büyük özelliğimiz pres. Rakibi orta sahadan çıkartmamak lazım. Haydi çocuklar. Zorlama bir pas yine. Gökhan. Aman Gökhan. Top çıkmadı. Büyük bir şans. Young. Sol kanatta ortası eşli Young'dan Semih Kaya. Savunmada başarılı. Bravo çocuklar. Sol kanatta Arda'nın önüne doğru müthiş bir pas. Kelime telaffuzlarım yine sıkıntı yaratabilir. Siz affedin beni arkadaşlar. Mevlüt. Haydi Nuri Şahin. Alper Potuk. Sağ kanattan giden Gökhan Gönül'ün eline. Gökhan Gönül. Gökhan Töre'ye. Adaşına. Offside. Çok kötü bir orta. Yüksek pres diyoruz arkadaşlar. Haydi gol gecikti. Golü bulmamız lazım. Haydi pres çocuklar. Pres Türkiye. Haydi çocuklar. Bravo Alper Potuk. Faul bekliyoruz. Hakem devam dedi. Çok enteresan. Biz de alırız. Semih'in hava toplarına hayranım arkadaşlar. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Sağ kanatta büyük bir boşluk. Gökhan Töre kaleciyle karşı karşıya kalır mı? Gökhan kontrol etti. Ama çok kötü bir kontrol. Müthiş bir pas. Atak devam edecek. Gökhan Ya ne oluyor arkadaşlar ya? Caner Erkin. Sola Arda'ya. Arda oralarda çalımları var Arda. Offside. Gökhan çok yavaş kaldı Gökhan Töre maalesef. İnanın spikerlik beni zorluyor ama daha heyecanlı bence. Haydi süper çıktı Türkiye. Haydi Arda Turan. Bekletmeden pasını verir mi? Pasını da verdi. Vuruş, penaltı bekliyorum. Olmadı. Yine de heyede kaldı. Haydi pres çocuklar. Pres Türklerden. Pres çocuklar. Pres. O topu almalıyız. Alamadık. Sağ kanatta büyük bir boşluk. Tehlikeli bir kontra atak. Sterling Caner'in karşısında. Sterling çalımını attı. Caner Erkin de geldi. Caner aldı. Bravo Caner. Alkışlar Caner'e. Şimdi Mevlüt Erdinç. Baktı. Bastı. Arda'nın önüne doğru. Arda topu ayağından açtı. Arda Turan kaleye doğru sokuluyor. Arda pili bitti. Kafasını kaldırdı. Ortası çok kötü. Ah Arda ah. Türkiye yine ilk yarıda golü bulamadı arkadaşlar. Caner çok çıktı. Maalesef çok çıktı Caner ama Sterling kontrolünde onun. Caner Erkin kayarak müthiş bir top kaptı. Haydi ilk yarı bitmeden bir gol gelir mi? 4 dakika düzgün. Maalesef gol gelmedi arkadaşlar.
baskılı ve akıllı oynayan taraf bizdik. Maalesef gol gelmedi. Marşımızı verip biraz kendimize gelmemiz lazım. İlk yarıda top oynayan taraf Türkiye'ydi. İkinci yarının ortasında Fatih Terim'in değişiklikleri gelecek, bunu bekliyoruz. Haydi Türkiye, başarılar çocuklar. İkinci yarıda güldür yüzümüzü. Semih, yine Semih'in müthiş indirdiği toplardan biri. Arda çok ağır arkadaşlar. Takımın gerçekten en iyi oyuncusu diyebiliriz ama Mevlüt gitti. Bravo Mevlüt. Haydi Mevlüt, kaleciyle karşı karşıya. De Gea'nın önde olduğunu gördü ama böyle kötü bir aşırtma olamaz. Pres var Türklerden. Pres var Türkiye'den. Gol gelecek. Evet, rakip şaşırdı. Eli ayağı titriyor kendi evinde olmasına rağmen. Az sonra bir Arda Nuri değişikliği gelebilir. Arda ve Nuri çıkıp yerine hızlı oyuncularımızı alabiliriz. Haydi gitti. Haydi ortada kaçan oyuncu yine Mevlüt Erdinç. Kafayla indirdi. Alper Potuk. Arda Turan geriye verdi. Tekrar Arda'nın önüne. Çok kötü bir pas. Arda'nın önünde kaldı. Arda vur artık. Vurun çocuklar. Korner bekliyoruz. Evet. Bir 7-8 dakika sonra oyuncu değişikliği gelecek. Nuri Şahin ceza sahasının dışına doğru. Nuri Şahin pasını verdi Alper. Caner Erkin sert şutları var. Caner müthiş bir gol. Caner Erkin susturdu ev sahibi taraftarları. Caner Erkin sağla mı solla mı vurdu görmedim ama müthiş bir gol. Tebrikler çocuklar. Türkiye aradığı golü buldu Caner Erkin'le. Sağ ayağıyla müthiş bir gol. De Gea uçtu. Bu sefer Caner'in bu şutuna engel olamadı. Tebrikler Türkiye. Haydi dengeli bir oyun. Presimiz devam edecek. Durmak yok arkadaşlar. Biri bulduktan sonra kapanmayıp ikiye oynayan bir Türkiye izleyeceksiniz. Ve topu kaptık. Alper Potuk Mevlüt'ün önüne. Mevlüt pasını verdi. Gökhan Töre'ye gelmedi maalesef. Pres devam edecek. Rakip şaşırdı arkadaşlar. Çıkartmayın onu. Bravo çocuklar. Bravo Gökhan Gönül. Topu yine kaptık. Aradan kaçan oyuncu. Sağ kanattan Gökhan Gönül kafasını kaldırdı. Mevlüt boş. Mevlüt'e doğru. Hızlı gitti. Sterling. Biraz yavaşlatmamız lazım oyunu ama Caner Erkin. Bırakmayacağım diyor Sterling'i. Ayakta kalan taraf Caner Erkin'in. Nuri, haydi Türkiye. Alper Potuk, sağ kanattan kaçan oyuncu Arda Turan. Arda uzun bir top atmak istedi ama defansa çarptı. Evet, çok tehlikeli ama bizim kontrolümüzde. Gökhan, adaşı Töre'ye. Gökhan Töre gitti. Erdinç gitti. Mevlüt Erdinç. Mevlüt bakalım ne yapacak? Mevlüt topa bastı. Mevlüt plasesi aşırtması. Yanlış tuş. Her şey karıştı. Oyuncu değişikliklerinin gelmesi lazım artık. Fatih Terim yedek oyuncuları çıkardı. Sterling hiçbir şey yapamıyor. Caner karşısında. Bakalım bu sefer kazanan kim olacak? Sterling sıfıra indi. Ortasını yaptı. Aman aman çocuklar. Haydi çocuklar. Gökhan Töre gitti. Arda ya rakibin kendi oyuncumuzun sırtına çarptı. Bir gol pozisyonu gitti bence. Bravo Semih. Bravo oğlum. Oğuzhan Özyakup. Kötü bir pas. Orta alanda uzun bir top. Aman indirtmeyin. Bravo Gökhan. Haydi bir de oyuncu değişikliği gelecek artık arkadaşlar. Dilim damağım dönmüyor bu maçı anlatmaya. Bilal Kısa Nuri Şahin'in yerine, Arda Turan'ın yerine. Kaptan Arda Turan çıkıyor ve yerine Gökdeniz Karadeniz. Sercan'ı almayacağım. Dinlensin. Diğer maç %100 bekliyorum. Top bizdeydi. Aman unuttum. Haydi çocuklar. Bravo Nuri Şahin ama hakem devam dedi. Bir kademe hatası. Sağ kanattan Sterling. Ortası. Aman çocuklar. Aman. Nasıl yeriz? Nasıl yedik? Çözüldük bir an için arkadaşlar. Hak etmedik. Soğuk duş etkisi yarattı bu bizde. Böyle olmamalıydı. Orada bir kademe hatası. Yanlışlıkla adamı geri çektim. Rakip pozisyon buldu ve gerçekten kendi hatamla
yemememiz gereken bir golü yedik arkadaşlar. Maalesef o kadar baskılı oynadığımız bu maçta 1-0 öne geçtik ve gol sevincimiz çok uzun sürmedi. Kesinlikle kendi hatamız, kesinlikle tecrübesizliğimiz. Ama böyle olmayacak. Caner üzgün. Balotelli ve Gerrard girdi arkadaşlar. Rakibin silahları gerçekten çok etkili. Biraz daha sakin. Haydi bakalım. Bilal kısa pasını verdi orta alanda. Oğuzhan ne yaptın Oğuzhan? İki oldu, pas hatası yapıyorsun. Gökdeniz. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz çocuklar ya? Gökdeniz'e o pas ya. Türkiye arkadaşlar durdu. Türkiye durdu. Bakın. Oğuzhan'ı da çıkaracağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi Gökhan. Haydi Mevlüt Erdinç. Oğuzhan Özyakup. Oğuzhan affettir kendini. Gökhan. Gökdeniz Karadeniz. Nasıl, ne yapıyorsunuz çocuklar? Bravo. Haydi Verkaç. Haydi git. Haydi oğlum. Pres. En büyük özelliğimizi uygulayın. İşte bu kadar. Bir Oğuzhan değişikliği de gelsin. Alper öne alacağım arkadaşlar. Alper Potuk. Oğuzhan'ın yerine de Mehmet Topal. Hadi Mehmet Topal. Biraz defansif bir oyuncu oldu ama pas yapıp dengeli futbol oynamamız lazım artık. Haydi Türkiye. Haydi Gökdeniz. Gökdeniz sokuldu. Gökdeniz vazgeçti. Pas vermek yerine Caner Erkin'e. Caner Erkin ilk golün sahibi. Ortasını kesti. Çok sert ama De Gea her şeye uçuyor. Bravo çocuklar. Yanlış yere o kadar boş kişi varken. Mehmet Topal ne yaptın? Bir kör dövüşü var orta alanda. Aman çok tehlikeli bir top. Çık Tolga. Bravo. Arkadaşlar ne oluyor ya? Anlamadım, gitti ya. Bir şeyler oldu takıma. Uzun bir aradan sonra galibiyet gidiyor mu? Ultra ofansif bir futbol. Yine mi kaleye? Bu nedir arkadaş, sıfırdan şutlar? Oho, oha! Allah'tan rakip tecrübesiz arkadaşlar. Yani bu kafa nasıl sektirilir ya? O kafa nasıl vurulur ya? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ama ya? Lütfen ya. Lütfen kendinize gelin ya. Haydi çocuklar. Haydi kendinize gelmelisiniz. Yeter artık. İki takıma da momentum girdi herhalde. Arkadaşlar Mehmet Topal ne yapıyor ya? Takım gitti ya. Bildiğiniz gitti ya. Gitti bildiğiniz ya. Tolga bravo. Valla takımın el ayağı çözüldü arkadaşlar. Nerede ilk yarıdaki takım? Nerede şimdiki takım? Vurdurmayın. Haydi Mevlüt. Gökhan Töre pasını verdi. O sakat adama niye ya? Ya ne oluyor? Hiçbir oyuncuyu seçemiyorum arkadaşlar. Kafayı yiyeceğim. Haydi gitti. Haydi oğlum gitti. Haydi gol geliyor arkadaşlar. Gökdeniz pasını verdi. Kale boş. Vur oğlum. Vur oğlum. Gökhan Töre golü attı. Türkiye yine öne geçti. Geriden geldik. Geriden gelmedik ama son dakikada öne geçtik. Haydi bu coşku hepimizin. 2-1 öndeyiz. Kim durduracak bizi? Müthiş çıktık. Çok sakin davrandık. Gökhan Töre golünü attı. Haydi çocuklar. Çok az kaldı çocuklar. Çok çok az kaldı. Gülün
Fal değildi ama bu ya. Yine mi kaleye? Aman çok tehlikeli. Aman aman çocuklar. Out. Çok tehlikeli arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok tehlikeli. Ve zafer Türkiye'nin arkadaşlar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Derin bir soluk almalıyım. Adamın son dakikada kafası direkten döndü ya. Bravo Türkiye. İkinci yarıda bize bir şeyler oldu ama toparlamasını bildik. Rakibin çok tehlikeli oyuncuları vardı. Özeti izlemiyorum. Zamanım az arkadaşlar. Tolga Zengin maçın oyuncusu. Bravo çocuklar. Alper Potuk ve Gökdeniz Karadeniz. Gökdeniz oyuna girdikten sonra yine maçın seyrini değiştirdi. Kaderini değiştirdi. Caner Erkin müthiş bir gol attı. Tebrikler çocuklar. Yola kayıpsız devam ediyoruz. 2-1 aldık. Division 8'de 3-4 yaptık. Bir maç daha alırsak 6 maç kala ligden çıkmaya garantiliyoruz arkadaşlar. Evet, kontratı biten oyuncular var. Semih. 28 maç daha bizimle. Gökhan Töre. 28 maç daha bizimle. Mevlüt. Sercan Yıldırım. Bu maçta dinlensin arkadaşlar. İkinci yarıda oyuna sokabilirim. Arda'nın bir performans düşüklüğü var. Arda'nın yerine Gökdeniz'le başlayacağım. Alper Potuk'un yerine Selçuk İnan'la başlayacağım arkadaşlar. Nuri'yi sadece pas atmak için kullanmalıyız arkadaşlar. Ve çalım atmak için. Gökhan'ın artık dinlenmeye ihtiyacı var. Yerine arkadaşlar. Sabri Sarıoğlu. Uyluk Türk. Yukarı aşağı çıkamıyorum. Bazen buralarda oyun kafayı yiyor arkadaşlar, biliyor musunuz? Yukarı çıkmıyor, analog çıkıyor sadece şu an. Kulübüm Nara. Türk. R. B. Bak. Ses geliyor ama gitmiyor. Sola gitmiyor. Hiçbir şey yapmıyor şu anda. Bazen böyle oluyor. Oyun kafayı yiyor, hata veriyor sonra. Bir şeyler oluyor. Ne oldu bu oyuna ya? Yukarı çıkmıyor. Analog çıkıyor sadece. Ultimate'imden çıkmam lazım arkadaşlar. Boğazım yandı ya. Bu arada biri yazmış İzmirli misin diye. İzmirli değilim arkadaşlar. Türkiye serisine yazmışlar. Ya ne oldu buna ya? Yukarı çıkamıyorum arkadaşlar. Nasıl oyuncu alacağız biz buraya? Sağa gidemiyorum. Diego da kalıyor. Abi böyle bir saçmalık olamaz ya. Ne yapacağız? Ben Nuri'nin yerine Salih'i almak istiyorum arkadaşlar. Şuraya da bir tane oyuncu geçireyim. Analogla çıkıyorum bak. Analogla çıkıyor oraya. Ara diyorum. Heh, gitti bu sefer. Gidiyor. Bu sefer de Semih'te kaldı. Bu ne saçmalık arkadaşlar ya. Şu an analogla yönlendiriyorum. Neyse. Kim var? Ne zamandır oynatmadığımız? Semih Şentürk, İbrahim Toroman, Bekir,
Volkan Şen, Umut Bulut, Sabri Sarıoğlu, Hakan Balta, Kerim Fıray. Kerim Fıray'ı almak istiyorum. Bu sefer Kerim Fıray'la başlayacağım arkadaşlar, Gökdeniz değil. Bir de sağ tarafa bugün oynatmayacağım kim var? Arda var. Arda'yı kadrodan çıkar. Sağ tarafa Serkan Balcı'yı alacağım. Maça da Serkan Balcı ile başlayacağım arkadaşlar. Evet. Serdar Aziz'in yerine de Ömer Toprağı alıyorum. Bu ikili müthiş oynuyorlar. Semih bu maçta oynasın. Yoruldu ama oynasın. Değişiklik gelebilir. Haydi bir maç daha. Bakalım Türkiye ikinci maçında ne yapacak arkadaşlar. Kendi evimizde olsun. Bir İstiklal Marşı okuyalım. Evet, kendi evimizde. Rakibi bekliyoruz. Rakip geldi ama bağlantı kötü. Hayır, hayır, hayır. Muhammed Sabi aşağılardan bir yerden bir oyuncu geliyor. İran, Irak. Nerede? O Mısır. O oralardan bir yerden. Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Bu gökdeniz nerede var? Nerede bu dağlar, taşlar? Yanlış mı söyledim? Evet, rakip hazır. Haydi Türkiye, Latina AS. Uyum 60. Derece 79. Takımda uyum yok. Bu bizim moralimizi iki seviye arttırdı ama aldanmamak lazım arkadaşlar. Uyumu kötü olup da mücadele eden, derecesi kötü olup da yüksekliklerde mücadele eden oyunculardan korkmak gerekiyor. Haydi İstiklal Marşımızı okuyalım arkadaşlar. Deplasmanda olsak da. Ayağa. Tekrar beraberiz arkadaşlar. İstiklal Marşımızı okuduğumuz esnada çok önemli bir gol pozisyonunu harcadık. Baskılı geldik. Golü bulsaydık yine müthiş olacaktı. Bu İstiklal Marşı bize gerçekten gaz veriyor derken Kerim Fıray kaleciyle karşı karşıya. Kerim. Büyük bir fantezi içine girdim arkadaşlar. Çok büyük bir fantezi içine girdim. Plase denedim orada. Şöyle 90'a takmayı düşündüm ama ilerlesem gol atmıştım. Haydi rakibi darma duman edeceğim gibime geliyor arkadaşlar ama erken konuşmamak lazım. Haydi gerilerden. Oğuzhan indirdi. Gelişine bir vuruş. Defans yine. Semih. Haydi Türkiye. Haydi çocuklar. Salih Uçan pasını verdi. Selçuk İnan plasesi var. Ya oğlum ikiniz birbirinize girmeyin. Caner. Kerim Fıray yapamadığını yapar mı? Kerim Fıray ne oluyor ya Kerim Fıray. Haydi çocuklar. Biz bu maçı alacağız. Bravo Semih. Aslan Semih, offside var mı yok mu bilmiyorum. Offside. Eğer rakip birazdan joystick'i başka birine vermezse arkadaşlar en az 3 farklı kazanmayı düşünüyorum bu maçı. Rakibin hücumunu daha görmedim ama en az 3 fark düşünüyorum. Bu golü yemezsek. Oo, ha, adam adam ağzımıza tıkadı lafı. Nasıl vurdu ya? Ya sen
Tolga uçmuyorsun toplara ya. Kafa gollerinde Tolga çok kötü ya. Haydi rakip bir geldi attı valla. Böyle bir oyun stili de olabilir rakibin. Kerim Fry, Mevlüt. Faul yok mu hoca? Salih'ten şov var. Salih uçan. Salih şov var. Bravo Salih, oldukça soğukkanlı, oldukça müthiş bir çalım attı orada. Son anda kimse beklemiyordu onu, önüne aldı ve düzgün bir vuruş. Bravo Salih, Türkiye'yi tekrar hayata döndürdü. Dakika 16. Haydi çocuklar. Haydi gözünü korkutmamız gerekiyor bu rakibin. Selçuk ne yaptın Selçuk? Pres var Türklerden. Oğuzhan kaptı. Giden oyuncu var. Ah o pası versem bitmişti arkadaşlar. Haydi Türkiye. Haydi Mevlüt. Mevlüt topa bastı. Mevlüt pasını verdi. Oğuzhan. Oğuzhan müthiş hareketler ama olmadı. Selçuk'tan pres var. Bravo Salih. Bravo Türkiye. Ah ya çıktın. Al onu ya Serkan. Çıktıysan onu almak zorundasın be oğlum. Salih uçan. Aman Salih. Her papaz. İşte anlayın gerisini. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Haydi Oğuzhan. Haydi Oğuzhan. Oğlum ruhunuz mu gitti yine, ne oldu? Avantaj. Ya olamaz ama, avantaj vardı. Vermedi. Arkadaşlar oyun dengelendi bir an için. İlk dakikalardaki baskımız yok. Haydi biz bu maçı alırız. Mevlüt ortada yavaş kalıyor arkadaşlar. Haydi Mevlüt gitti, hiçbir şey yok. Mevlüt bekliyor. Mevlüt. Direkten döndü Mevlüt. Penaltı. Ve kırmızı kart bekliyorum arkadaşlar. Sarı kart. Ah Mevlüt ah. Mevlüt kaleci de karşı karşıya kaçırdı. Topun gerisinde kim var? Mevlüt. Affettirsin mi kendini Mevlüt arkadaşlar? Ooo dondu ya. Bu kadar. 2-1 öne geçtik. Sevinemiyorum. Tam durduracağım anda takıldı ve kırmızıda durdu ama fazla yön vermedim zaten kırmızıda durduğu için. Haydi 2-1 öndeyiz arkadaşlar. Bu maçı deplasmanda San Marino ile oynadığımızı düşünün arkadaşlar. Haydi 7-1. O skorları biliyorsunuz değil mi? Öyle bir skor bekliyorum arkadaşlar. Güzel yere. Oğuzhan indirir mi? Oğuzhan müthiş indirdi. Oğuzhan kaleye baktı. Oğuzhan pasını verdi. Ya oğlum niye atlıyorsun üstünden ya? Haydi Salih. Haydi çocuklar. Haydi Kerim Fry pasını verdi bekletmeden. Caner Erkin. Caner Erkin müthiş hareketler. Ya topu niye bırakıyorsun abi ya? Oyuncular vallahi kafayı yediler ya. Bravo Semih Kaya. Vallahi momentum yiyorum arkadaşlar. Bu basit rakibe karşı momentum yiyorum. Haydi Mevlüt. Vallahi momentum yiyorum arkadaşlar. Oyuncularım acayip davranıyorlar ya. Selçuk ceza sahası dışına. Caner pasını verdi. Salih tekrar Caner'e. Caner aynı golden atar mı? Semih'e çalım. Ömer araya girdi. Haydi Türkiye. Ya oğlum nasıl pas veriyorsunuz abi ya? Haydi Türkiye iyi top oynadı. Caner ortasını yaptı. Vur kafayı.
Beni engelliyorlar arkadaşlar. Bu maçta rahat galibiyet almamı engelliyorlar maalesef. Haydi Salih yine Kaleci'de karşı karşıya. Salih! Atın artık! Atın artık! Salih şov geliyor. 3-1. En az 3 fark demiştim. Sözümü tutmam gerekiyor arkadaşlar. En az 3 fark. Acayip ya. Vallahi acayip ya. Bir şey yok. Ulan ne oluyor ya böyle? Haydi arkadaşlar. Momentum yiyoruz. Aldırış etmeyin. Öndeyiz. Öndeyiz ama yiyoruz bir şeyler. İkinci yarıda toplu değişiklik yapacağım. Nasıl yapacaksam 3 tane en fazla. İyi yükseldi. Haydi kaçan oyuncu var. Uzun bir top. Güzel bir top. İndir oğlum onu. Kerim Fry. Ah ah Kerim, hiçbir şey yapamadım bugün Kerim. Bu şansı değerlendirmelisin oğlum. İlk yarıda 10 şut. Rakip bir tane kafa vurdu. O da gol oldu. Oğuzhan'ı çıkarıyorum arkadaşlar. 2 maçtır devam eden formsuzluğu. Alper Potuk yok mu? Kimi alacağım? Alacak oyuncu da yok. Şu neyse, devam etsin şimdi. Bozmayalım. Mevlüt'ün yerine Sercan'ı alacağım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Sercan değişikliği. Kerim Fry Mevlüt'ün yerine. Oyunu hızlandırmamız lazım. Haydi çocuklar. Uzun bir top. Semih'e doğru. Semih ne arıyor orada anlamadım. Semih'in yerinde kim var bakalım. Ömer. Bravo. Bravo Serkan Balcı. Haydi çocuklar. Haydi Sercan gitti. Sercan'ın bu koşularına hayranım. Sercan Yıldırım gole gidiyor. Sercan topa bastı. Pasını verdi. Bomboş kale. Müthiş bir gol. Kerim Fry. İşte Sercan oyuna girdikten sonra yine klasını konuşturdu. Sercan aldı attı da adeta. Güzel bir vuruş Kerim Fry'dan. Türkiye 4-1 öne geçti. Bravo çocuklar. Salih defansa kadar geldi. Uzatın ayağınızı ona. Pres sonuç getirir mi? Türkiye bugün pres yapmıyor. Fatih Terim kızdı ve bir saniye, yüksek pres. Bıraktım o ayarları yaparken, ben de bakamadım kimseye. Felipe Luis çıktı. Aman attırmayın kafayı. Çok tehlikeli. Direkten döndü. Çocuklar kendinize gelin. Kendinize gelmelisiniz çocuklar. Evet, rakip isyan etti artık. Allah Allah. Allah Allah. Haydi çocuklar. Haydi Sercan Yıldırım. Seni kimse tutamaz Sercan. Seni kimse tutamaz Sercan. Sercan böyle gidiyor. Yine ortası, vur oğlum. İşte bu kadar. Bu kadar. Türkiye 5-1 öne geçti. Sercan oyuna girdikten sonra maçın rengini değiştirdi yine. Gel dön Sercan'a sarıl. Bu çocuk her şeyi hak ediyor. Coşmanın zamanı geldi arkadaşlar. Salih. Oğuzhan çok kötü pas veriyorsun Oğuzhan. Sercan yine gitti. Sercan müthiş indirecek. Biliyorum. Sercan her şeyi yapacak. Arka direğe bu sefer. Vur Roşat'a kafa bir şeyler. Yaşa,
Haydi indir oğlum. Haydi pres çocuklar. 5000 önde olmanız hiçbir şeyi değiştirmez. Çok kötü pas, hızlı. Haydi çocuklar. Haydi aradan gitti Sercan. Sercan yine gole gidiyor. Yukarıda bir oyuncu var. Yukarıda bir oyuncu var. Bu sefer çok yavaş bir pas. Caner Erkin. Klas bir kafa. En az 3 demiştim arkadaşlar. 4 farklı öndeyiz. Haydi. Hayal ettiğim skorsa 7-1'di. Dakika 65. Oğuzhan bir golü var. O da işte görüntülüye gelen gol. Yalnız rakibin kondisyonlarına bakın. Şu anda topu frikiyi kullanacak oyuncu bitmiş. Diğerleri de mi öyle? Hepsi bitmiş bu takım ya. Tamam. Arkadaş adam kondisyonlara dikkat etmiyor. Şu an psikolojik olarak bu rakibe 3 gol daha atmam lazım. Haydi bakalım. Psikolojik olarak 3 gol daha atmam lazım. Bu kadar kötü pas vermeyin. Bu adamın şu anda top oynayamaması lazım. Haydi Kerim Fıray. Sercan. Sercan. Sercan Yıldırım. 1 gol 2 asist. İkinci yarıda yaklaşık 25 dakikalık bölüm içerisinde. Sercan Yıldırım 6-1 oldu. Secdeye gitti Sercan. Haydi çocuklar. 6-1 oldu. Yani bu adam bu güçle nereye gidiyor anlamak mümkün değil gerçekten. İstiklal Marşı'nın sırası değil. Müthiş bir pas Gökhan Töre. Gökhan pasını verdi. Sercan topuk. Sercan ne yapıyor böyle arkadaşlar? Hakikaten Sercan ne yapıyor? Komple yüklen abi. Komple kim varsa forvete. Haydi kim varsa forvete. Ama böyle olmamalı. Üçgenle gitmiyor. Ara pasıyla gitmiyor pas. Haydi çocuklar. 7-1. Ömer, Semih, müthiş pas. Hat-trick yaptı Sercan. Hat-trick yaptı. Müthiş pas Semih'ten. Haydi 8-1. Bu adam nasıl Division 8'de ya? Semih show yapıyor Semih. Bıktım gol atmaktan ya. Semih ne yapıyor öyle? Cristiano Ronaldo. Aslında golü Semih'e attırmak lazımdı ama Sercan da gol krallığını oynuyor. Haydi çocuklar. Haydi 10.
Onu görmedik bugüne kadar. Yine 9'da bırakmıştık bir maçı. On olduk. Arkadaşlar yani stil hareketler yapmak istemiyorum, rakibe saygısızlık olmasın diye bu maçta şov yapmak lazım artık. Yani rakibin üzüldüğünü zannetmiyorum şu anda. Herhalde yatakta böyle oynuyor. Hadi Salih Uçan'dan ilk denememiz gelsin. Ah! Ah Salih. Haydi bakalım Gökhan Töre. Hayır. Pek şu an değil. Onu kalecide karşı karşıya yapmam lazım. Kimme be? Sen gitme. Gitme. Durdum ben. Herkes offside. Üste atsam belki offside olmayacaktı. Haydi o hareketi bir kere yapmam lazım şu an. Kaleye mi bu ya? Bitirme hoca. Bitirme be hoca. Bir çalım bir skill hareketi yapacaktım ya. Arkadaşlar, ben maçın 10. dakikasında, ilk 10 dakikasında demiştim size çok rahat bir maç olacak diye. Bunu anlamıştım. Strese girdik. Beraberlik golünü attı rakip, neler oluyor dedik ama arka arkaya 9 gol. Hele Sercan oyuna girdikten sonra arkadaşlar Türkiye 7 gol daha buldu. Bu işin böyle biteceğini bilseydik hiç gerilmezdik. Salih burada soğukkanlı olun dedi. Biz bu maçı alacağız dedi. Telaş yapmayın dedi. İşte hayalet Türkiye futbolcuları. Sadece gövdeleri var, bacakları yok. Onlar bile sahadalar. Yolumuza devam ediyoruz. Division 7'ye çıkmayı garantiledik. 6 maç kala. Bir galibiyet daha alırsak arkadaşlar Division 8'in kupasını alıyoruz. Bakalım ilerleyen bölümlerde Türkiye'nin hızını hangi takımlar kesecek? Nasıl kesecek? Çok merak ediyoruz. Bu maç böyleydi. İlk maç zor da olsa dakika 90'da atarak kazandık. Sercan Yıldırım oyuna ikinci yarıda girdi. 4 gol, 2 asist. İkinci yarıda gelen 6 golün mimarı Semih Kaya'nın 2 asisti, bir de gol atmaya çok yaklaşmıştı ama attırmadık. Türkiye 10'a 1 galip geliyor arkadaşlar. Bu gurur tüm Türkiye'nin, Türk futbolcuların. 4'te 4 yolumuza devam ediyoruz. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Türkiye serisinin 8. bölümünde tekrardan karşınızda olacağım. Bakalım bizim hızımızı kim kesecek? Kırmızı Kep'ten ayrılmayın. Serilerimiz de devam ediyor arkadaşlar. Alex De Souza kariyerimiz de çok iyi bir şekilde gidiyor. Alex en son Exeter City'de ayın oyuncusu seçildi. İngiltere 2. liginde, Futbol Lig 2'de. Fenerbahçe serisinde biraz duygusal dönemler yaşıyoruz. 6 mağlubiyet arka arkaya aldıktan sonra arkadaşlar sinirlendim ve Division 3'teyiz bu arada Fenerbahçe ile. Arka arkaya 6 mağlubiyet aldım ve bugüne kadar beni sırtlayan bütün oyuncularımı 7'ye çektim arkadaşlar. Infor Memenike, Sov, Diego, Emre Belezoğlu, Mehmet Topal, Volkan, Caner, Bruno Alves, Egemen. Hepsini çıkardım arkadaşlar. Selçuk Şahin, Kadle'yi doğru söyleyemedim diye bütün şey gitti. Selçuk Şahin, Kadlek, Hasan Ali, Forvet'e Vebo, Krasic, Christian Baroni, orta alana Serdar Kesimal, herkesi aldım. Bütün yedek futbolcularımı aldım. Ben dedim madem
momentuma maruz kalıyoruz. Madem bizi engelliyorlar, madem... Ya şimdi aslında Türkiye bölümünde bunu anlatmamam lazım ama bütün Fenerbahçeli yedek oyuncuları aldım arkadaşlar. Karşıma öyle bir takım geldi ki gözlerim fal taşı gibi açıldı. Yani adamın reytingi 90'dı arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim. Adamın reytingi 90'dı. Fenerbahçe ile Zorlu Hedefler serisinin 86. bölümünü izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Beşiktaş'ta olabilirsiniz, Galatasaray'da olabilirsiniz, başka takımı tutuyor olabilirsiniz. Hepinize saygım sonsuz ama o bölümü izleyin. O da Türkiye mevzusu. Ratingim 75, kadroyla çıktım arkadaşlar. Her taraf gümüş dolu. Rakibin ratingi 90'dı. Messi, Ronaldo, orta alanda yılın futbolcuları. Yılın futbolcuları çıktı biliyorsunuz, mavi kartlar. Onlardan 6-7 tane vardı. Rating 90. O maçın sonucunu söylemeyeceğim. Lütfen izleyin. Müthiş bir bölümdü. Division 3'ten belki düşeceğiz ama alnımızın akıyla düşeceğiz. Bunu herkese göstermiş oldum orada. Arkadaşlar bu kadar. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Kendinize çok çok iyi bakın. Türkiye serisi de devam edecek. Evil Within serisi, korku ve gerilim oyununu sevenler, film izlemeyi, korku filmi izlemeyi sevenler o seriyi takip etsin. Müthiş bir oyun. Çok iyi gidiyor. Ve çizgi film grafiklerine sahip bir bulmaca oyunu. Valiant Hearts. O da çok duygusal, müthiş bir oyun. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Benden bu kadar. Kırmızı Kep'te kalın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.